2006 yılının Ağustos ayında abim Onur Şentürk ile İstanbul'da Neyzen Niyazi Sayın hocamızı ziyaretimizin hemen ardından Tamburi Necdet Yaşar ile tanışma şansımız oldu. O günün şartlarıyla bu görüşmeyi bu kamerayla kaydettik. Tamamen amatör duygularla yaptığımız bu söyleşiyi ve bu kaydı ancak bugün yayınlamamızın sebebi ise sosyal medyanın o günün şartlarında mevcut olmamasından kaynaklanmaktadır. Tozlu raflarımızda unuttuğumuz bu kaydın faydalı bilgiler içerdiğini düşünmekte ve bütün bu bilgilerin sonraki jenerasyonlar için fayda getireceğine en ufak bir şüphemiz bulunmamaktadır. Bu vesileyle her görüşmemizde bize vaktini ayıran ve bilgilerini esirgemeyen kıymetli hocamızı saygıyla anıyor. Bugün 26 Mayıs 2023 tarihinde bu kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Bakalım hadi. Ne kadar süreceğini de söyleyeyim tahminen. Yok. Yanıma gelmek istiyorsan gel, şey yap, ne istiyorsanız. Sen yok, rahat ol. Tamam. Bu şeyle ilgili, tamur yapımı ile ilgili tavsiye edebileceğiniz bir usta var mı acaba? Valla Aslan Çekiç var. En çok onu beğeniyorum en son. Çünkü saplarda çok başarılı oldu. Yani tamburların malum sapları daima bozulur. Usta ne olursa olsun bir fizik kanunu cereyan eder. Değil mi? Teller çekiyor düşünün. Evet. Dört çift tel çekiyor da çekiyor, çekiyor, çekiyor. Nerede geçti onu bir yerinden eğer büker hani evet. Tamburların böyle sapının eğrilmesi onun müzmin şeyidir, bir yerde hastalığıdır. O kendine göre böyle uğraşlarla, şeylerle o sap işinde başarılı oldu, takoz işinde şey oldu. Yani rutubetli bir yerde bile tambur mutlaka alabora olur rutubette yani. Açık havada, şuraya burada. Dengeli şeyler yapıyor. İsterseniz yollayayım sizi. Gidin tanışın. Olabilir bir numarası var. Tamburları var, görelim bunu. Alabilirsek seviniriz numarasını. Evet. Bugün gidebilir misiniz? Gidemeyiz. Bir dahaki sefere inşallah geleceğiz. Bir dahaki sefere gelişimizde gidebiliriz. Bir daha sefere. Tamam. Yani tanışma babında istiyorsanız evet. İlla gidip para vermeli, hemen tamur almaz değil. Tanıyalım, görelim, evet. Yerini öğrenelim derseniz, bugün vaktiniz varsa bugün de gidip görüşebilirsiniz. Yani gitti de sazını almadı filan öyle bir anladım. Şey söz konusu değil. Anladım. Anladınız değil mi? Evet. Siz de istiyorsanız, anladım. Hani Kahpuşova'da oradan gelmişsiniz, mümkün mertebe değerlensin, zamanınız değerlensin diye söylüyorum. Hocam peki siz bunca yıl ticaretle müzik hayatını nasıl bir arada götürebildiniz? Nasıl? Bunca yıl ticaretle müziği nasıl bir arada götürebildiniz? Ha, evet, ben doğru, güzel bir soru sordu yani bana. Aslında her ne kadar İktisat Fakültesi mezunu isem de, hele hele Türkiye'nin de bu şartlarında ben ticaret yapabilecek yapıda birisi değilim yani, misalcem, yapı olarak yani. Şunu da samimiyetle söyleyeyim, Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek için. Hani Türkiye'nin büyük bir kale grubu şirketleri vardır. Duymuşsunuzdur, Çanakkale Seramik, Kale evet. Bodur işte, Kale Porselen, Kale Kalıp diye bir büyük bir kale ailesi var. Onun başında olan İbrahim Bodur, beni çok seven, takdir eden, şair meşrep, şiir yazan, sanatkar ruhlu bir adam. Geçmiş yıllardan tanışıyoruz. 45 yıl gerilerden tanışıyoruz yani. Necdet Yaşar bizim sanatkarımızdır. Onu şey yapmalıyız, korumalıyız, kollamalıyız, korumalıyız deyip şirketlerine de böyle bir emir verdiği için o kale grubu yükselirken şirket üstüne şirket açar, Türkiye ekonomisinde gitgide gitgide büyük bir şekilde grafik çizerken ben de onların matbaa işlerini yani yapmış oldum. Böylece karşımda doğru dürüst bir şey alacak verecek diye bir kaygım, endişem yok.
borcum takıldı, alacağım bilmem ne oldu diye bir şeyim yok. Tamamen böyle bir sevgiyle, bir himayeyle böylece 42. yılıma geldim. Şu anda ben artık burada ticaret yapıyor, matbaacılık yapıyor değilim. Bura benim artık lokalim gibi, ofisim gibi, sevenlerin gelip ziyaret ettiği bir yer. Oğlum bu işi demin aradım telefonda, konuşamadım herhalde meşhur bir yerde. Daha modern matbaacılık yapıyor, ofisi var Levent'te. Güzel programlar, şeyler, projeler dizayn ediyorlar, hazırlıyorlar. Süper matbaalarda da bastırıyorlar. Bazen benim yapabileceğim seviyede işi olunca oğluma bir yardım katkı olsun diye burada Şener Usta'yla şey yapıyoruz. O da emekli oldu falan. Kimseye bir borcum yok, şeyim yok. Alacağım da borcum yok hani hesabı. Ustam da emekli, şu bu. Yani demek istediğim artık burası lokal gibi. Ne var ki şimdi daha sanatla ilgili olarak yani genç uşak sağ olsunlar demek ki sanatımızı takdir eden çokmuş. Ona da ben ayrıca seviniyorum çünkü zannediyordum ki beni tanıyan seven bir kitlenin içerisinde sayılı bir grup var. Asıl hünerim nedir, asıl marifetim nedir, benim asıl puan alacağım şeyler nedir? Onlar sadece biliyor zannediyordum ama şimdi gördüm ki çok böyle gencecik, geniş bir kitle her şeyi fark etmiş görünüyor. Bu bana büyük bir mutluluk veriyor. Bak görüyorsunuz bir telaş içinde bir adam. Bu telaşın hiçbirinin altında ticaret para, iş aldı verdi. Bambaşka şeyler, konuştuğum şeyler. Anlatabiliyor muyum? Hatta benim Cağaloğlu'nda lakabım vardı. Eskiler hayatta kalanlar bilir. Borcuna hasta adam. Yani tak 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 al ver al ver yani. Bazen gel diyorum malı getir, o anda da hemen vereyim filan. Şimdi piyasada böyle şey yok yani. Birinden bir şey alacaksın, anında da tak ödeyeceksin filan. Yok böyle bir şey yani. Param varsa hele biraz cebimi ısıtsın demem. Tak 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 hani. Borçlu olmak daha beni rahatsız eder hani. Borçsuz olmak daha hoşuma gider. Şu anda artık dediğim gibi bu iş, yaptığım şey ticaret değil, emeklilik. Mekan benim, kira vermiyorum filan. Ustamın şeyini ödedim falan, hani bir şeye işim yok. Hocam peki dengeyi nasıl kurabildiniz? Sen ne dedin bakayım? Bu iki şey arasındaki yani dengeyi nasıl kurabildiniz? Yani evet, hiç birbirini yani aksatmadı mı bunlar? Dengeyi nasıl kurdum? Dengeyi nasıl kurdum? Evet. İki akraba, yeğen, kuzen çocukları da burada yanında çalıştılar. Yani yoğun çalışma dönemimizde 6-7 kişilik bir gruptuk. Bu 6-7 kişinin ikisi benim kuzenim, yeğen çocuklardı. Bir yerde onlara da güvenerek, tabii ki ustalarıma da güvenerek radyoya koştum, konsertlere koştum, yurt dışına koştum, nereye koştum. Mesela Amerika'ya gittim iki kere, 9 ay orada kaldım. Bir patron düşünün, 9 ay işinin başında yok. O müessese uçak dönüyor. Değil mi? Neler olur dönmez, neler olur neler ama ben kurduğum düzen yani itibariyle hiçbir sorun yaşanmadan yani böylece 42 yıla gelmiş olduk. Yani Türkiye'nin şartlarına çok aykırı yani. Normal değil, anormal bir şey ama işte başardım demek ki. Yoksa yani ticaretten fazla şey yapamam. Bir alacağımı almak için birini fazla taciz edemem. Dediğim gibi verirse verir, vermezse fazla uğraşamam. Hani çetin mücadeleci hani filan böyle hani tüccar filan ama dediğim gibi şartlar böyle bu şekilde olunca fazla bir çetin mücadelem olmadı diyebilirim.
Hocam bu tamburun sapı ile ilgili olarak tercih ettiğiniz bir... Yani son yıllarda Aslan başardı onu. Yoksa ses olarak Mustafa Usta'nın meşhur sarı kızı ün yaptı bir zamanlar. Turhan Usta, Beyler Bey'inde Allah aşkına onun ardıç tamburuyla çok güzel taksimlerim var CD'lerde. Turhan Demirel diye yani efendime söyleyeyim. Son dönem genç kuşak hani Lütiyeler'den de Aslan Çekiş Beşiktaş'ta o böyle dengeli sapıyla şeyiyle hani başarılı güzel tamburlar yaptı hani meşhur Murat Tokat şu anda baş pehlivan onun tamburlarıyla çalıyor şu an. Biz İzmir'de güvenirim, kefil olurum yani. Sacit Usta ile Fehmi Usta'yı Sacit Usta'yı da severim, güzel adam. O da hani güzel ses yakalıyor. İşte bazı onun da duyuyoruz, durduyor da güm diye patlıyor diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Allah Allah yani. Bomba gibi patlıyor diyorlar. Şu bu neden, niçin fazla da bir şey diyemiyorum yani. Ağacın cinsinden mi o kapağın takılışında genel bir denge şeyini çünkü bir yerde dört çift el bastırıyor. Tekneyi toparlıyor, sapı çekiyor falan değil mi? Bir evet. Oysa sapı geriye doğru yapıyor ki çektiği zaman fazla öne gelmesi bir denge kurulsun. Kapağın çöküşü şu bir sürü böyle tahminler, hesaplar gerekiyor yani o da bir ustanın işi hani. Evet, tambur almak isterseniz Aslan'dan bir tambur alın derim. Zaten tek tambur, benim çok güzel bir tamburum var. Artık ihtiyacım yok, yanlıştır. Bak 12 tane tamburum var benim şimdi. Üzülüyorum, 12 ustanın tamburlarını bir tanesi olsun elimde tutamadım diye de üzülüyorum. Bir 12 tambur elde etmek istiyorum arşivimde bulunsun diye. 20 kadar tambur en az elimden geldi geçti. En az yani 12'sini çeşitli ustaların zaman zaman çaldım. Sadece süslü yapıp duvara dayamak değil de çaldım da çaldım yani bunlarla. Yaşım genç olsaydı herhalde Aslan'ınkiyle biraz devam edecektik. Emeklilik dönemine denk gelmiş oldu. Yani sizlerin de meraklısınız. Tasarruf yapın, tasarruf yapın. Bir tamburlu param birikti gel. Turhan Usta'dan bir tambur al, gel Aslan'dan bir tambur al falan, git Sacit Usta'dan bir tambur al. Başarılı yani yapımcılar. Birinin reklamını yapıyor değilim yani. Anladınız mı? Evet. Onların bir tamburunu alıp çaldığım zaman bir yerde onların reklamını yapmış olduk. Herkes onlara akın etti. Yani 12 Usta'ya da çok müşteri götürdü. Mustafa Usta'ya Sarı Kız'dan sonra herkes Bursa'ya akın etti. Fehmi Kılınçer'e çok yardımcı oldum. Çok şey götürdüm. Keza Turhan'a yardımım oldu. Artık Sacit Ustalar, şeyler, Aslan Ustalar benim son emeklilik şey dönemime yani denk gelen ustalar oldu. Aslan'a da çok yolladım yani. Demek istediğim Lütiyelere de benim çok hizmetim, katkım oldu yani. Hizmetim oldu. Hiç kimseden de bedava, hediye, bilmem ne tambur almış değil. Parasını saydım, aldım. Hiç kimseye hiç böyle bir şeyim yok. Tambur satmadım parayla, ona buna yani satmış değilim. Ya hediye ettim, ya bilmem ne yani. Eğer satmışsam yarı fiyatını almıştır. Ticaret yapma değil de yani. İyi, o da. Yon büyük kızı evlenecek. Bugünlerde kızımın düğünü var diyor. Evet. Önümüzdeki hafta evleniyor. Önümüzdeki hafta kız İzmir'den mi? Ankara'da. Ankara'da düğün olacak. Evet. Resul'e oraya düğüne gidecek. Düğüne gidecek. Kızın adı neydi? Ebru. Evet. Ebru.
O da güzel tavırlı okurdu yani Resul'e. Evet. Tertemiz bir üslubuyla, solistemiz üslublu. Babası Yaman Nubar gibi böyle keman çalan bir adamdı. Hemşerim bir genç oldu, Allah rahmet eylesin. Ne diyeyim işte. Yardım etmeye çalıştık ama bazılarının şansı var. Onlara çok yardımcı oldum. Bir yere girmeleri için. Çıktılar bir daha. Yani bazılarının hayatına hakikaten imza attım. Sadece bir iyilik yapma değil yani. Kaç iyilik yani. Fakat en çok ihaneti de onlardan gördüm. Kime en çok iyilik yaptımsa, yani bu dünyada ödeşmesinin imkanı yok. Yok, imkansız. Ancak bilmiyorum, belki öbür dünyada ödeşir mi? En çok brütüslük yapanlar da onlar oldu. Demek ki o kanun Sezar'ın senden ödülünüzlerinden o hala geçerliliğini koruyor yani. Geçerliliğini koruyor. Ha Okan. Vallahi bilmiyorum ki hocam ne desem artık. Bir film olsa seyretseniz ulan gider beni vururum dersin yani. Bu kadar alçaklık olamaz, bu kadar hainlik olamaz. Gidip verime yapıştıracağım dersin yani. Biz film seyretsen anlatılamaz. Müzik aleminin en büyük şeyi o yani. O da neden? Korkunu altına ediyor. Korkudan altına ediyor müzisyenler. Yani müzisyenin gücüyle kişilik gücünü, yürek gücünü birlikte götüremiyorlar. Bilmiyorum o yapımdan mı, aileme güvendiğim için mi? Güneydoğu raconuyla yetiştik ondan mı? Ağa torunuyuz ondan mı? Ecdadım o kalede can verdi orada bak. Fırat'ın üzerinde. Yani zehir gibi müzisyen kişilik, sanat yücelerde, kişilik yücelerde. Altını ediyor herkes. Hadi lan be sen de diyemiyorlar ya. Bir kemik attın mı paçanı hemen dalıyor. 10 kere atıyorsun, 10 kere teşekkür ediyor. 11. defa atmazsan bir yerden nasıl bir şey yapsam da bir diş geçirsem mi? Öyle. Müzik aleminin kanunu böyle ama madem ki gittiniz Amerika'larda tahsil yaptınız, babanızla birlikte böyle bir firma yürütme şeyindesiniz, bunu bir hobi gibi düşünün. İlle ben radyoya gireceğim, ben yalnız tambur çalacağım, ben meşhur sazende olacağım diye düşünmeyin. Ne kadar başarılı olursan ol, hobi gibi yani böyle o işi yaparsanız, işte ben öyle yaptım, buyurun. Hobi gibi yaptım. Ama yani ben de bazen endişeleniyorum, yeteri bu kadar vakit ayıramam, edemem yani. Yani benim gibi düşünüyor musunuz? Onu mu diyorsun? Sizin gibi düşünüyorum da yani ama hani... Acaba hep müziğe mi dalsam mı diyorsun? Müziği çok seviyorum. Özellikle evet. Tamburu da çok seviyorum. Hep evet. Daha fazla uğraşmak istiyorum. Yani ama... biraz da grafiğiniz onu tayin edecek. Eğer mesela yol alıyorsun, çok ilerliyorsun, bir grafik çiziyorsan zaten sen ben istemiyorum desen, gelir yapışır bunlar. Bizim zamanımızda ne konservatuvar vardı, ne şu vardı, ne bu vardı. Temayüz etmiş olanlar uzanılıp yakalanılıyordu. Şimdi duyuyorum 120 kişi İstanbul'a iştahına giriyor. 130 kişi Edirne'ye abartmıyorum. Çünkü herkes 3-4 yere müracaat etmiş. Belki onu kaybedersen belki onu kazanırım diye. Anladın mı? Tabii ki. Dolayısıyla ne kadar sazende varsa Edirne'de, Diyarbakır'da, Konya'da, Ankara'da müracaat etmiş durumdalar. En büyük... Yani onu diyorum. Bak ben mesela bağlama çalıyordum. Evet. Lisedeyken bağlama çalıyordum. Efendime söyleyeyim. İstanbul'a geldim, üniversiteye bağlamamla yani.
Hatta keman getirmişti ağabeyim, keman öğreneyim diye. Bir elimde keman, bir elimde bağlamayla İstanbul'a, yurda geldim. Sana bir Şenay çayına mı baktım? Bugün mü yapıyorsun? İçersiniz değil mi? Çekinmeyin, içiyorsanız. Teşekkürler. Siz? Bu kafi geldi, sağ olun. Böyle iki yıl, 1950'ye kadar geçen iki yıl ben yine bağlamamı filan çaldım. Ama artık klasik müziği seyrettim en azından. Nevzat adlı klasik koro, üniversite korosunun başındaydı. Ben o koroya girmedim, bir korist olmadım. Veya sazende olmadım ama böyle takip ediyorum. Bağlamamı çalıyorum, işte onlar müziğini yapıyor filan. Mesut Cemil'i yani dinleyince şey yaptım. Efendime söyleyeyim. Tam buraya yani heves ettim. Boğaziçi Üniversitesi çok güzel, bu benim nasıl başladığımı, bu sorunun cevabını çok güzel bugünlerde baskı çıkacak. Tekrar geldiğinizde veririm. Daha benim de elime geçmedi. Bana çok getirecekler dedim. Böyle çok meraklı gençler oluyor. 10-15 tane getirecekler yani. İnşallah hem o CD'den veririm. Eylül ayına girince hızlanma başlayacak bizden bile. 50'de başladım tanrıca yani. 52'ye kadar 2 yıl çılgınca yani çaldım. Mesut Cemil'i dinledim, ona vuruldum, hayran oldum. Bu hikayeyi de hep anlatmışımdır 1000 defa. Rahmetli annem Antep'te, müzikte bana dedi ki, eğer dedi bu işi sanat için, gönül için yapacaksan devam. Görüyorum ki çok düştün bu işin üstüne dedi. Yani çılgın bir tempolaydı çünkü. 20 yaşından itibaren. Yani 20 yaşına kadar tambur almak üzerine çalıştım. Ama para için, pul için, gazinoydu, bilmem neydi. Çünkü bir de olursa gelirsin Antep'e bizimle kapıyı çalarsın, sana kapıyı açmam. Ben de dedim ki yani bana böyle vasiyet ettiğin, boynuma vebal attığın için değil. İnan ki ben öyle bir şey yapmayacağım. Bu işi sanat için yapacağım. Para mara gittim. Asla. Hakikaten de devamlı böyle aklımı, fikrimi tam buraya idare ederim. Mesut Cemil'in gelmesi böyle imtihansız radyo alması şu bu sanat hayatımı başlatmış oldu. Bak, Hazin Hoca'dan kanalda Allah rahmet eylesin. Fahrettin Arslanlı'yım anlattım değil mi bunu size? Adam durmadan haber yolluyordu. Gelsin az soliste sadece çalsın, bir taksim etsin. Şu kadar para vereceğim. Nazikan evet diyordu. Benim sazım klasik bir saz. Yolum başka, işim başka. Hazin Hoca'dan hani şey yapacak bir durumum yok. Tekrar haber geliyor. Bu sefer para artıyor. Devamlı artıyor yani. Şu kadar vereceğim, şu kadar, şu kadar, şu kadar. Anladınız değil mi? Bir gün de kızdım, evet be dedim. Yeter be. Hazinesini bağışlasın. Adam şaşırmış çünkü herkes ayağına kapanıyor. Demiş bu herifin şımarıklığı nereden geliyor? Güzel değil mi? Buraya kırın şımarıklığı nereden geliyor? Herkes ayağına kapanıyor. Çok memnunum. Bakın işte. 76 yaşındayım. Emeklilik döneminde benim şimdi böyle yapayalnız, kabuğuna çekilmiş hem yaşım itibariyle hem emekliliğim itibariyle kabuğuna çekilmiş. Öyle bir durumda olmam lazımken ha görüyorsunuz başımı kaşıyamıyorum. Öyle bir grafik çizmeseydim eğer, işi esnaflığa dökseydim zaten gelip beni şimdi bulup bu kadar benden zaman alamayacaktınız. Çünkü esnafi hesaplarla
acaba nerede şu anda, nereye gideyim, nerede, hangisinde diyeyim, kimin arkasında, nerede, ne okuyayım da hani 3-5 kuruş alayımın hesabında olacaktı. Dünya o dünya olacaktı. Anladınız mı? Bunun sapığı ile ilgili olarak ince bir sabun tercih ediyorsun, çünkü daha kalın bir sap tercih. Şimdi orta iyidir, yani çok ince bir sap da insan ne bileyim ben rahat edilmez gibi geliyor. Hani ince olursa daha acilite yapar, hızlı çalar. Kalın da tabii ki yine şey insan hareketini kısıtlar. Normal olan bir şey, düzgün yapılmışsa. Yani sapın da biraz tabii şeyi hafif olması makbuldür yani. Efendime söyleyeyim. Hatta tambur sazının hafif olması. Eskilerin şöyle bir tabiri vardı. Tamburun hafifi, kemençenin ağırı makbuldür diye. Öyle bir şey vardı, tabir vardı. O vardı. Normal kalınlıkta hani. Çalı senin ne kadar oldu sen çalalı çalı kadar çalıyorsun? Benim 1,5-2 sene olacak inşallah. Kaç? 2 sene kadar olacak. 2 mi olacak? Evet, evet. Çok erken daha yani moralini de bozmamak için erken, çok hayale dalmak için de erken. Hele biraz yol al bakalım. Ona göre tayin edersin şeyi. Peki bu baktım ki grafik gidiyor. Tabii ki grafiği de sürdürürsün. Yani size menfi şeyler telkin ediyor değilim, yanlış anlamayın. Anladın değil mi? Evet, inşallah. İnşallah. İnşallah annenizden bir tevarüz etmiş olmanız da mantığa çok şey yani. Peki bu şey parmak pozisyonları ile ilgili bir tavsiyeniz var mıdır acaba? Herkes için ayrı mıdır bunun standartı? Orada biraz benim yeni bir şey çıkıyor şimdi, bir hem CD'li görüntülü hem de metot yazdılar. Zeki Yılmaz'dan şeysin, oralarda yaşıyor. Tamburi mi? Tamburi. Söyle, yaşlandık eski arkadaşım. Şey. Eczacı. Evet. Bir güzel yazdılar. Galiba görüntü olacak, şey olacak. Yani İzmir'de hocam şey miydi? Ali İbrahim. Ama sor, aklına takılan ona sor. Şurada takılıyorum diye. Evet. Şu ajiliteyi nasıl yapayım diye. Şu varyasyonu nasıl parmak hareketlerini yaparım? Geriye dönüşü nasıl yaparım? Yürüyüşü nasıl yaparım? Ben Halil şeyi güzel, akıllı çocuk, tekniği şeyi güzel, yardımcı olur yani. Bir de Cemil Bey'in mızrap tutuşu farklı zannedersen değil mi? Mızrabı Cemil Bey'in işte mızrap tutuşunu ver, sana göstereyim. Yani Cemil Bey'in diyemem. Mesut Cemil, babam böyle tutuyordu demişti. Yani. Ne çok böyle uzun, ne çok böyle dilinde. Evet. Ben şunu başarmıştım. Mesela acilite yapmak için biraz yakın tutmak gerekir. Bazen dolgun ses için böyle gerekir. Yani ben bir zamanlar öyle hakimdim ki mızrabıma. İcra esnasında uzatırım, kısaltırım filan hani. Onları yapabildim yani. Nasıl yaptım bilmiyorum. Yapmak gerekti mi peki böyle? Bilmiyorum, ben yaptım. İlle gerekli diyemem. Hayır yani tavsiye ediyor musunuz? Gerekli yani mi? Tavsiyeden ben kastım şu. Baktın ki yolunda gidiyorsun, başarılısın. İlla ki falancanın benzeri olacak diye hiç düşünmeyin yani. Böyle bir şey yani. Ben laf aramızda fazla şeye de inanmam yani. Çünkü Cemil Bey hangi metottan öğrendi, hangi hocadan öğrendi? Mesut Cemil hangi metottan, hangi hocadan öğrendi yani?
O bakımdan. Ama bugün okulların açılmış olması, metotların yazılması güzel bir olay. Yani takdir ediyorum, yazı yazıyorum, şey yapıyorum. Yani kendimle çelişkide değilim. Şüphesiz güzel bir olay. Ama dediğim gibi, baktınız ki grafik gidiyor, yol alıyorsun. Alırsın, yoluna devam edersin, yolunu alırsın. Dediğim gibi, ne fazla hırsa hayale kapılın, ne komplekse kapılın. Yani şimdiden ne şöyle ne böyle, erken daha çünkü. 2 yıl çok az çünkü. Daha ben piyano mu çalıyorum demiştim. Gitar çalıyorum. Gitar çalıyorum. Evet. Biraz el yatırmam var yani. El yatırmam var. Devam et. Dinle, çal. Ocağın güzel. Güzel, mızrabın da güzel. Teşekkür ederim. Bir bakalım değinmesi. Tamburun tonu nasıl tambur? Seda çok güzel. Zaman tünelinden gelir gibi. Çıngıl mıngıl kıtı pıtı kıtı kıtı çıkı değil yani. Doğru mu? Doğru. Şimdi müzik lisanı, öyle bir müzik lisanı ki koy bunun ardına Itri'nin bestesini, koy Dede Efendi'nin bilmem ağır semaisini, Emre Hasan Ağa'nın bilmem yürük semaisini, sırıtmıyor, lisan tutuyor yani. Çok önemli bu. Anladınız mı? Yani acilite yapmak çok da önemli değil yani. Yani şimdi o ilk hevestir, normaldir. Hepimiz yani bir sese başlayan acilite yaptık. Tamam işte tamam, ilerledim, ilerliyorum. Ben de ustalığı yakalıyorum, yakaladım diye. Bu normal bir duygudur. Bir suç, kusur, hata değildir. Hepimiz o yollardan geçtik.
Ama iş onunla bitmiyor yani. İş onunla bitmiyor. O yakalanıyor da bu yakalanmıyor. Hadi bana getir bir şöyle bir bençka taktım dinleyeyim bakayım. Acımda uçan çok hani. Bunda şansımız oldu. Mesut Cemil'in mesela korosunda 10 yıl, Münir Nurettin Selçuk'un heyetinde 20 yıl. Büyük bir şans oldu yani bizim için. O zaman böyle bir repertuarın, böyle bir şeyin. Siz de eğer şimdi İzmir'de bilmiyorum. İnşallah hocamız Halilcan'a, Halilcan diyorum. İbrahim Bey. Allah ona uzun ömür versin. Halilcan da vardı meşhur çünkü. Müzisyen mi? Halil İbrahim'e. O da böyle güzel repertuarlar, güzel şeyler galiba yapıyor evet. Zannediyorum. Evet. Hani gelemedim. Bir kere gelmiştim, o da özel bir şeydi. Münir Bey galiba anma şeyiydi yani. İzmir'de gelmiş miydi o zaman siz yoktunuz? Onda yoktuk. Yani. Bir kere geldim katıldım ben, iki sene evvel. Evet. Hocam peki bu üst mızrabı geliştirmenin önemi büyük mü acaba? Ha? Üst mızrabı geliştirmek gerekli midir acaba yani? Hem alt üst, alt üst. Tabii. Yani bir defa geniş ağızla vurunuz. Mızrabın burnuyla kıtı yapınca acelede çabuk yapılır, normaldir. Fakat ses tını zayıf olur, ses az olur. Geniş ağızda ise volüm güçlü olur. Tamburdan çıkan seda daha şey olur. Yani. Mızrap acelede zor olur. Fizikman yani. Değil mi? Böyle yapar başına, böyle. Değil mi düşünürsen yani? Ama ona da çalışacaksınız yani. Ben de çok çalıştım. O yıllar isteyen bir şey. 3 ay, 5 ay, 6 ay işi değil. Peki lauta mızrabı? Çalışın zaman içerisinde. Hepsini, bütün mızrapları, bütün şeyleri deneyin, edin. Çalışın. Yani ben kaybettiğim zaman öyle şey yaptım. Biliyorum ya 20 yaşında başladım ama 2 sene sonra Mesut Cemil'e beğendirecek hale geldim. Neden? Çünkü gerçekten çok çalıştım. Kaybettiğim yılları hani kazanmak ister gibi. Günde 1 saat, 2 saat, 5, 6, 7, 8 saat hani çaldım. Çaldım. Daha yaşınız da genç, şeyiniz de genç. Dediğim gibi, inşallah. Daha başarılar. Pardon? Lafta mızrabı. Evet. Laftayı çalış şekli, tamburu çalabiliniyor mu? Şimdi hem lafta hem daha ikinci senede, laftada çalımı da çalımı çalırsa senin aleyhine olabilir. Hayırsa merak ettiğim hani burç tekniği olur. Burç tekniği olarak. Tamburda da aynı şekilde çalınabiliyor mu acaba? Onu Cemil Bey hani diyorlar da vuruşunu bazı plaklarında yaptı. Ben de bir kere yaptım. Fazla kurcalamadım hani tamburun bir yerde şeyini zorlamayalım diye. Anladın değil mi? Şu çığlığından hani kantarın topunu kaçırmadan öyle nameler istiflemiştir ki ondan sonra artık onu istiyor olmuştur. Orada onu yapmıştır, saniyelerle hani. Madem öyle, ben onu durmadan yaparım. Yapmak lazım hani diye düşünüyorum. Bir ara ben de bazı taksimlerde yaptım ama onu devamlı bir şey halinde kullanmadım. Tamburun kendine göre bir raconu şey var ya hani. Hocam bir de sizin taksimlerinizin çoğunda bir seyir var. Yavaş başlıyorsunuz. Ondan sonra taksimde bir... O yani sonra... bir yerde artık şeyin denk eserle ilgili. Gitmek mi istiyorsun? Ben gidiyorum abi. Gidiyor musun? Bak dediğim gibi bu sıcakta yürürsem
küsur üzülüyor. Tamam abi. Kaç parasa veriyorlar? Tamam. Diyelim ki yetmedi, cepten harcadın, gel benden hesaplaş. Tamam. Siparişler yazıldı, ne yapacağını biliyorsun. Diyor mu? Haydi abi. Efendime söyleyeyim. Ha ne diyordun? Yani bir seyir var. Bu artık hafif ağır başlayıp... İllaki bir kural, illaki böyle olmalı diye değildir. Denk gelmiş, öyle olmuştur. Evet. Ben mesela... Eser öyledir ki veya öyle bir müzik, öyle bir repertuvar, öyle bir havanın içindedir ki insan hızlı da başlayabilir. Yani öyle bir havadır ki öyle olur. Yani öbür türlü monotoniye düşer insan. Belli bir şey var, durmadan onu yapıyor olur. Yani biraz da böyle doğaçlama olursa ufuk genişler. Hocam bir de sizce en güzel egzersiz eser geçmek mi yoksa onun için işte bir parmak egzersizi mi yapmak yoksa yani acelite için ayrı bir egzersiz mi yapmak daha iyi yoksa sürekli eser geçip de bir eserin içinde yoğrularak sürekli eser geçmek tavsiye ederim. Evet. O sizin müzik zevkinizi de ilerletir. Yani klasik müzik dinleyin, beste dinleyin, ağır semacan, bu tambur, peşref semayı, eksik kalırsınız. Bestekar, ağır semayı, mevlevi ayini, birik semayı, şarkı, şu usulde, bu usulde, böyle repertuvar, beyin, kulak, zevk, böyle dolmalı dağarcık yani. Belli bir şeyin içine hapsolmayacaksın. Ki geniş bir perspektiften böyle bakacaksın, edeceksin.